Öncelikle son dönemlerde yaşanan terör olayları ve terör olaylarının sebebiyet verdiği şehitler, şehit kardeşlerimiz ve bunların yaşattığı acılar hepimizi derinden yaralıyor. Bizler de bu acıyı yüreklerimize hissediyoruz. Bu acıyı gönülden bu acılara ortak oluyoruz. Terör olayları bu ülkenin sorunu, hepimizin sorunu. Türk, Kürt demeden, Alevi, Sünni demeden, Müslüm, Gayrimüslim demeden bu ülkede yaşayan herkesin sorunu. Biz yıllarca kurtuluş mücadelesinden bu zamana bu ülkeyi beraber savunduk, beraber mücadele ettik. Ülkemizin değişik bölgelerinde dış güçlere karşı omuz omuza yürekle beraber verdik. Beraber mücadele verdik. Onun için ben bu sorunun artık Türk-Kürt sorunundan öte farklı bir amacının, farklı bir siyasi amacının olduğunu düşünüyorum. Necdet Uzun Bey'in başlattığı, bütün herkes işyerlerine bayraklarını atsın, evlerine bayraklar atsın ve bir hafta boyunca saat 9'da ışıklarımızı açıp kapayalım. Yani toplumsal bir refleks oluşturalım. Ve bunun da başlangıcı kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun olsun ve buradan bütün ülkeye yayılsın mesajını çok yerinde ve çok doğru buluyorum. Bizler Genç Adamları Derneği olarak bu seslenişe kulak verdik ve iş yerlerimize bayraklarımızı astık ve saat 9'da toplumsal bir refleks oluşturmak için ışıklarımızı yanıp kapatıyoruz ve bu refleksin bütün ülkeye yayılmasının temennisinde bulunmak istiyorum. Bütün ülkeye yayılım istiyorum. Yerel basının çok güçlü olduğu illerden birisi de Samsun. Elbette ki burada bugün Haber Gazetesi'nin başlatmış olduğu, Sayın Necdet Uzun'un başlatmış olduğu bir 5 dakika ışıkları kapatıyoruz. Bugün ülkede yaşanan bu terör olaylarını, ülkede yaşanan bütünüyle bir iç savaşa doğru sürüklenme sürecine halkımızın karşı duruşunu başlatmak üzere bir gazetenin böyle bir olaya öncülük etmesi ve bu olayın bütün Türkiye'ye yayılması, hedefleniyor olması çok güzel bir şey. Biz elbette ki eğitimciler olarak, öğretmenler olarak bütünüyle bu olayın tarafıyız, destekliyoruz. Mutlaka bu ülkeye barış gelmelidir diyoruz.